Evet, merhaba arkadaşlar. 1.3 çekirdeğin değerlenmesi bölümüyle birlikteyiz. Bu bölümde çekirdeğin Linux kernel veya çekirdek belli bir spesifik versiyonunu bilgisayarımıza indireceğiz ve değerleyeceğiz ve akabinde de ilişkili birkaç konunun irdelenmesiyle dersimizi tamamlayacağız. Evet. Şimdi 4.20 versiyonu burada referans alınmış. GitHub'ın RISC-V sayfasına gittiğimizde şöyle bir mesajla karşılaşıyoruz şu an itibariyle. Kitap 2019 yılında yazıldığı için yakın bir zaman. Aslında 2019 zamanlarına yakın bir zamanda. Bu repozitörü emekli edilmiş. Halihazırda dokümanı birebir takip etmek isteyen arkadaşlar için endişelenecek bir şey yok. Çünkü RISC-V Linux 4.20 branch'i halen korunuyor burada. Dileyen birebir eğitimdeki gibi adımları uygulayabilir. Herhangi bir sıkıntı yok bu noktada. Burada ifade ettiği gibi repository sahibi tarafından arşivlenmiş ve şu an read-only modda ve burada da tavsiye ettiği şekilde artık Linux'un kendi stage'ine dahil olduğu için RISC-V spesifik şeyler artık RISC-V portu doğrudan resmi Linux Git repositorisi içerisinde de destekleniyor. Yani bu fork'a artık gerek kalmadığı için emekli edilmiş. Ama kullanmak isteyenler, halihazırdaki eski versiyonları kullanmak isteyenler tabii ki kullanabiliyorlar. Ve aynı zamanda burada torbal release'e yönlendirmiş. Yani kernel.org'dan doğrudan latest release, son versiyonu, stable bir release veya long term, uzun dönem destek versiyonlarından bir tanesi doğrudan indirmek mümkün ki bu daha iyi. Neden? Çünkü kernel'ı doğrudan checkout ettiğinizde bu oldukça uzun sürebilir. Çok fazla branch içerecek, nokta git içerisinde çok fazla referans olacak. Bilgisayarınızda daha fazla yer kaplayabilir ve daha fazla zamanınızı alabilir. Bunun kısa yolu, daha hızlı yolu doğrudan bir Linux kernel torbalı indirmek, yani bir arşiv dosyası indirmek. Bu tüm Git repositorisinin historisinden bağımsız sadece bir arşiv dosyası olacak ki ben de o şekilde yaparak şu torbalı indirdim. Gördüğünüz gibi çalışma klasörüm RISC-V içerisinde Linux 5.15.7'yi indirmiştim ki yaptığım sırada 7 latest release'di, son versiyonu stable kararlı versiyon olarak. İndirdim ve arşivim dosyamı açtım. Arşiv dosyamda hemen yine yanı başına RISC-V klasörün içerisinde açmayı tercih ettim. Tam bu noktada çok hızlıca Bootly'nin slaytında sayfa 28'e bir uğrayalım. Burada da bahsettiği gibi tarball olarak indirmeyi tavsiye ediyor. O yaptığı dönemde 5.11 varmış. Kendisi dokümanın üst kısımlarında da bir script içerisinde environment değerlerini biriktirdiği için onu tavsiye ediyor. Bu environment'ları bu şekilde export etmek şart değil. Doğrudan make'in yanına da biz vereceğiz. Birazdan uçan Linux dokümanına geri döneceğiz. Buraya da bu Linux kernel bölümüne de hızlıca bakmanızda fayda var. Burada da cross compile, def config konuları üzerinden geçiyor ve bir derleme yapıyor. Bizim cross compile, bizim derleyici verme şeklimiz biraz farklı olacak bu satıra göre. Uçan Linux dokümanına geri döneceğim. Burada sadece bahsetmek istediğim bootly'nin dokümanı da kernel.org'dan
bir versiyon indirerek yoluna devam ediyor. Şimdi indirdik. İndirdikten sonra da dosyamızı açtık. Biz de devconfig konusuna bakalım. Devconfig adından da tahmin edilebileceği gibi default konfigürasyonu içerisinde barındıran bir make argümanı olacak. Biz make architecture mimari olarak RISC-V boşluk devconfig parametresiyle make'e verdiğimizde ilgili make file'larda ilgili yerlere make komutu yorumlayacak ve default konfigürasyonda RISC-V için olan özel dosya kullanılacak. Biz şurada bir baktığımız zaman arc RISC-V içerisinde belli başlı dosyalar var. Bunun içerisinde de config dediğimizde bakın bir devconfig ve bir de bazı spesifik konfigürasyon dosyaları var ama bunların hepsi RISC-V uyumlu. Bizim burada kullanıyor olduğumuz daha öncesinde make arc eşittir RISC-V devconfig demiştim ben. Devconfig enter dediğimiz zaman bakın ne olacak? Configuration written to node.config yani biraz önce gidip ziyaret ettiğimiz RISC-V spesifik konfigürasyon bu Linux'un içindeki devconfig işlemini yapmamıza rağmen halen arc RISC-V config devconfig dosyası ile nokta config arasında hatırı sayılır bir fark olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi altına en azından şu anki 5.15 versiyonu için geçerli olan bir gerçek olmak üzere birlikte gidelim. Temel bir konfigürasyon. Sadece ...143 satırlık temel bir konfigürasyon bilgisini devconfig içeriyor. Ve biz onu mevcut nokta config'in son haliyle karşılaştırırsak... Sol taraf nokta config, sağ taraf ise RISC-V'in default config'i. Evet, aralarında kesişim olduğunu görüyoruz. Nokta config otomatik generate edilen bir dosya. Dolayısıyla sağ taraf devconfig. Devconfig ifadesinin üstünde herhangi böyle bir ifade de yoktu veya bu kadar uzun da değildi. Automatically generated file, do not edit. Otomatik olarak oluşturuldu. Yani Linux 5.15'te böyle bir update güncelleme gelmiş olabilir. Çünkü ben de çok eskiden hatırladığım kadarıyla birebir devconfig.config yerine kopyalanıyordu. Daha bu manuelde yapılabiliyordu. Yeni bir değişiklik olabilir bu. Eğer zihnim beni yanıltmıyorsa geçmişe dönük. Dolayısıyla bu bizim make devconfig yapmamızla beraber otomatik generate edilmiş bir dosya. Yani bir çeşit hali hazırda zaten bu kurulumun içerisinde bir baz, temel bir konfigürasyon var. Onunla birlikte bizim devconfig'imizi merge ediyor. Make devconfig. Şu anki yeni versiyonda olan şey bu. Versiyon. Yani Linux 4 ile Linux 5 arasında tabii ki pek çok fark olacak. Bu da onlardan biri olabilir diyorum. Yani en azından siz 4.20 yaparsanız, Linux 4.20'de belki farklı gözlemleyebilirsiniz ama 5.15 versiyonu için doğrudan nokta config olarak kopyalanmıyor. Bir temel bir konfigürasyonla bu devconfig dosyasının merge olduğunu görüyoruz. Şimdi
Bu komut, önemli komutu işlettik. Ne oldu? Artık biz doğrudan RISC-V Linux fork'unu, RISC-V GitHub reposundaki Linux fork'unu kullanmıyoruz. Doğrudan mainline Linux içerisinde artık stage'e girmiş, artık resmi olarak desteği kabul edilmiş RISC-V dosyalarını kullanarak doğrudan linux.org'dan indirdiğimiz kernel'ı architecture mimari RISC-V yazarak dev config verdik ve bir default konfigürasyon elde ettik. Şimdi biz bazı temel farklı değişiklikler yapmak istersek mini config parametresini kullanarak ncurses tabanlı bir konfigürasyon ekranına kendimizi düşürebiliriz. Gelin birlikte yapalım. Baştan yazsaydım diyor insan. Evet, şimdi siz menü config'e tıkladığınız zaman ncurses ile ilgili dev paketlerini bulamadım hatası verebilir. O hata her zaman Linux'ta böyle. Standard out'a düşen herhangi bir hatayı ciddi ve dikkatli bir şekilde okumalısınız. Oradaki ne oluyor falan demeden oradaki hatayı okuyun. Lib ncurses-dev veya ncurses-devel artık ne çıktı verirse oradaki ve iş kullandığınız Linux dağıtımına bağlı olmak üzere bir ncurses'ın development library'lerini, kütüphanelerini kurmanız sisteminize gerekiyor şu ekranı görebilmek için. Şimdi SOC Selection dediğim zaman bakın gördüğünüz gibi sci-fi'ın sci-fi nedir dersek hemen yeri gelmişken ifade edelim. Hi-Fi boardlar var. Umarım bir gün elime geçer. Onun üzerinden de içerik hazırlarız. Oynamak nasip olur umarım. Sci-Fi'de System on Chip'ler, Hi-Fi boardları, ürettikleri boardlar örnek olarak. Ayrıca Sci-Fi System on Chip var burada. Sci-Fi System on Chip de malum RISC-V çekirdek barındırıyor. Nasıl bunu Beagleboard olarak görün. Sci-Fi'yi Texas Instruments'ın Steras'ı ailesi gibi düşünün. Onun içerisinde ARM çekirdek var diye düşünün bakın. Board, System on Chip ve Core. İç içe bu mevzuyu ifade ettikten sonra geri dönelim. Evet, burada bizim default config yapmamız dolayısıyla elde ettiğimiz bakın hazır bir şekilde sayfaya SoC System on Chip'lere uyumlu bir konfigürasyon önümüzde. Burada pek çok noktaya girin, çıkın. Mesela SPI'da bildiğim kadarıyla yine RISC-V'e özgü. Default driverlar. Biz burada birazdan hocamızın konfigürasyonuyla, Uçan Linux'un konfigürasyonuyla da karşılaştıracağız. Örnek bir modül de buraya ekleyeceğiz. Buralarda gezmeniz, görmeniz bir size ise genel kültür verecektir. Evet, mevcut config dosyasını kullanabileceğiniz gibi Uçan Linux'un reposundan, Uçan Linux reposundan indirdiğiniz klasörün içerisinde de bir kernel config var. Ama şimdi eğer benim izlediğim yoldan gidip 5 Linux 5 versiyonunu, 5.15 versiyonunu gidecekseniz bu konfigürasyonu kullanmayacaksınız tabii ki. Ama spesifik 4.20 versiyonu üzerinden giderseniz şu kopyalama işlemiyle bendeki klasör ismi sample değil, RISC-V64 sample kernel config dosyası var bakın burada. O kernel config dosyasını kullanabilirsiniz ne zaman? Eğer RISC-V Linux 4.20 branch'ini kullandığınız Linux 4.20 versiyonu kullanıyorsanız bu sizin için birebir uyumlu olacaktır. Evet, iki dosyayı karşılaştırdığımızda tabii ki en temel fark soldaki şu an bizim otomatik generate ettiğimiz dev config ama 5.15 versiyonu için biz bunu yaptık. Diğer yandan
kernel.config uçan Linux reposu içerisinde gelen ise 4.20 versiyonu. Burada bazı farklılıklar olacak. Aşağıda o farklılıkları göreceğiz. Modinfo yapılan kernel objelerde. Benim gördüğüm kadarıyla M yani modül olarak konfigür edilmiş oldukça az modül var, konfigürasyonu. Biz birkaç tanesini arttırıp hocamızın konfigürasyonuna benzer hale getirebiliriz inceleme maksatlı. Tekrar ediyorum. Benim yaptığım, kullandığım kernel 5 versiyonu kullanıyorsanız uçan Linux repodaki konfigürasyonu kopyalama işlemi yapmayın. Bu satır sadece spesifik 4.20 versiyonu için olacaktır. Ardından Linux torbalığınızı tarı açtığınız klasörün içerisine girdiniz ve bir derleme işlemi yapmak üzere artık şu satıra doğru yaklaşıyoruz. Şimdi menü config bu dokümanda tekrar açılmasının sebebi farkın görülmesini istenmesi olabilir. Çünkü kernel config'le daha önce hazır konfigürasyon nokta config'in içerisine birebir kopyalandığında artık nokta config temel konfigürasyon oluyor. Nokta config dosyası temel konfigürasyon. Biraz önce dev config yaparak ne gördük? Dev config yaparak default konfigürasyonu nokta config ile merge edildi ve otomatik bir dosya generate edildiğini gördük. Diğer yandan bu nokta config üzerine hangi dosyayla yazarsanız menü config de karşınıza onun parse edilmiş, renklendirilmiş, görselleştirilmiş hali gelir. Nokta config kernel derlemesinde de baz alınacak temel konfigürasyon dosyası. Onun içerisindeki herhangi bir değişiklik derlemenizi etkiler. Şimdi menü config tekrar açılıyor. Buradaki arc değişkeni architecture cross compile'da neden buraya yarım bırakılmış derseniz bunun prefiksi yani GCC, C++, GDB, strip vesaire bizim bir tool chain'imiz var ya derleyici setimiz, derlediğimiz önceki ders. Onun sadece prefiksi yazılır cross compile parametresi için. Evet böyledir. Bu şekilde tree'ye kadar yani GCC, GDB, strip yazılan o kısmına kadar olan ifade buraya yazılır. Ki cross compile olun artık CC olarak, compile olarak artık makefile'a o parametre pes edilmiş, geçirilmiş olsun. Bu değerler tabii ki export edilerek Michael'ın yaptığı şekilde export edilerek bir dosyaya yazılabilir veya 5RC'ye yazılabilir. Her seferinde bu arc cross compile yazılmayabilir denebilir. Hocamız da burada ifade etmiş. Zaman zaman ARM dersiniz, MIPS dersiniz. Sonra 5RC'de yaptığınız değişiklik başınıza dert olur. Her seferinde gidip orada değiştirmeniz gerekir. En temiz yöntemi. Arkadaşlar bu arc cross compile bir yere export etmeye gerek yok. Her seferinde satırınızı buraya bu şekilde yazmak bence de en temiz. Evet, artık sıra geldi. Tire all ile all ve tire j approach ile derleme aşamasına geçmeye. All diyorsunuz. Tire j ile ne kadar paralel çalışma yapılacağı ifade edilecek. Ve Enter'a bastığımızda görece uzun bir derleme işlemi sizi bekliyor olacak. Evet, ürüne dönük olarak şurada bir ifade var. Doğru, dev.config yaptığımız konfigürasyonun da bir elden geçirilmesi elbette gerekir ki hocamızın ifade ettiği kernel debug gibi açık olması gereken gereksiz yerler işaretlenmiş olabilir. O default konfigürasyonu contribute eden kişinin tercihleri orada sizin ürününüzü etkilememeli. Derleme çıktığımıza bakalım. Evet, benim görece kısa sürmüş gibi duruyor. Neden? Çünkü daha önce derlemiştim. Evet, şimdi birinci çıktığımız kendisi burada.
15 MB. Diğer çıktılarımız bakalım neredeymiş. Normalde elim ARM boot'a gidiyor. ARM RISC 5 boot. Burada kimler varmış bakalım. IM3GZ var. IM3 var. Bakın 19 MB. IM3GZ gaziplenmiş hali 5,5 MB ve Device 3 dosyaları. DTS'te kimler varmış? Syfy'in, Microchip'in ve dosyaları var. Evet, onların Device 3 dosyaları da burada. Tabii onlarla şu an bir işimiz yok. Elimizde gerçek board olunca bunlarla da oynarız. Şimdi file komutumuzu kullanalım. Bir file vmlinux diyelim. Bu bir. Sonra file arc RISC 5 boot image yıldız diyelim, ikisi de gelsin. VM Linux çıktısını gördüğünüz gibi daha çok debugging amaçlı kullanılan kernel derlemesi diyebiliriz. Bakın statically linked. Hiçbir harici share objeye asla muhtaç olmadan çalışacak ve strip edilmemiş haliyle bir Linux derlemesi. Image ve image.gz'de biri sıkıştırılmış, diğeri de sıkıştırılmamış halde kernel dosyaları derlemelerimiz. File çıktısı burada yanıltıcı veya kafa karıştırıcı bazı ifadeler kullanıyor. Onun yerine şurada çok kısa gösteriyorum. Bakın vmlinux raw kernel in ELF format. Evet. Doğrudan bootable olmayan ama debug amaçlı kullanılan veya uçan Linux dokümanında olduğu gibi başka bir aşamaya daha sokulacak VM Linux, uçan Linux dokümanında. Biz U-Boot tarafına doğru ayrılacağız diye planlıyorum eğitimin ilerleyen zamanında. Image uncompressed bootable kernel. Evet, biz asıl işimiz bu image dosyasıyla olacak diye düşünüyorum. Planlıyorum önümüzdeki eğitimleri. ImageGZ de onun sıkıştırılmış hali. Şimdi kod dosyalarına bir inceleyelim. Bakalım bizde hangi kod dosyaları varmış. Evet. Bu kod dosyaları da evet. Uçan Linux konfigürasyonunda biraz daha fazla kod var anladığım kadarıyla. Yani modül olarak derlenmiş, daha fazla şey var. Şimdi ben birkaç modül açıp benzer bir liste elde etmek istiyorum. Mesela kripto HMAC koyu biz de bu şekilde bir derleyip bakalım. Şimdi menü config dosyamızı açalım. Biz Linux 5.15'teyiz. Ve HMAC diye bir driver eklemek istiyoruz. Bizim buradaki hedefimiz uçan Linux'un konfigürasyonun sonucu modinfo ile incelediği kernel'ı biz de incelemek gibi basit bir hedefimiz var ama gerçek hayatta gerçek bir sebebimiz olabilir. Örneğin HMAC nerededir diye ne yaptım? Shift slash. Shift slash ile arama ekranına düşüyorum arkadaşlar. Shift slash. Zaten yukarıda bakın burada bir legend var. Burada anlatıyor size nasıl search'e düşeceğinizi. Yani Shift 7'ye basıyorum. Dolayısıyla sadece slash'a basmanız yeterli. HMAC yazıyorum sadece buraya. Bakın HMAC'ın nerede olduğunu gördüm. Cryptographic API. Yes olması onun görünür kılacak. Öncülleri o hangisini seçer?
O hangi driverlara bağlıdır? O driver'ın seçilmesi için hangi menünün açılması gereklidir gibi bilgiler burada sunuluyor. Ben kriptografik API'ye gidiyorum. Ve burada HashMark ifadesine soru işaretiyle de hakkında bilgi alabilirim. Bir messaging authentication için hashing algoritması sunuyormuş herhalde. Diyoruz. Buraya M harfini koyduğum zaman artık call dosyası olarak değerlenecek anlamı taşıyor. Exit diyorum. Yıldız koyunca ne oluyor? İşte o vmlinux veya image binary'sinin içerisine built-in olarak o driver yerleşmiş oluyor. Harici olarak dursun istiyorsanız M dahili olsun imaja diyorsanız kernel imajına yani uimage vmlinux dosyalarının içerisine dahil olsun diyorsanız yıldız koyacaksınız. Yok değil bir kod dosyası olsun diyorsak M harfini koymamız gerekiyor. Şimdi dosyamız yüklendi. Bakalım bir derleme yapalım. Evet, nihayet yeni derlememiz de tamamlandı. Ve gördüğünüz gibi artık yeni kernel objemiz de aramızda. Çünkü onu modül olarak seçtik. Gelelim biz de mod info. Önce bir file komutuna bir bakalım arkadaşa. Crypto HMeCo. Evet, ekstra kütüphanelerde relocatable ifadesini yeni bir ifade tarzı olarak görüyoruz. Şimdi mod info ile bir girelim işin içine. Evet, HMAC hash algoritm diye description'ı varmış. Onu yazmış. Bundan ibaret 5.15.7 lisansı ve bulunduğu dosya. Bizim versiyonu bu şu ekstra satırları göremedim. Siz de göremediğiniz gibi. Mod info'da acaba genişletilecek bir verbosity arttıracak bir versiyon şey var mı? Bakalım. Göremedim. Zaten uçan Linux dokümanında da default olarak çağrılmış. Bizim versiyonda 5.15 versiyonunda file cryptoymak ve lisans gibi detaylar gördük. Evet, buradaki şeylerden bahsettik. Co uzantı M olarak işaretlenmesinden bahsettik. Şimdi bize device tree dosyalarımız bizim var. Şöyle bakalım. Arc risk 5 boot dediğimiz zaman sci-fi DTB'ler burada gözüküyor. Ama bizim işimize yaramayacak çünkü biz Camo'dan yürüyeceğimiz için device tree blob hi-fi'nin unleashed internet sitesine bakarsanız o board için hazırlanan device tree blobları var. Onlar da derlendi geldi. Evet, uimage yok bizde de. Ama image var. Biz uBoot'la devam etmeye çalışacağız önümüzdeki videoda. Bootlean slide'ından yardım alarak uBoot versiyonunu bu dokümanın video haline getirmiş olacağız. Sıradaki bölümde BBL ile bir PK ve BBL yapılarından bahsediliyor. Günün sonunda vmlinux'da birlikte kullanılarak bir kompakt bir imaj hazırlanıyor. Buradaki yaklaşım farklı. Biz önümüzdeki ders ön yükleyici başlığı altında başka bir kafa yaşayacağız. Bootlean slide'larına hareketle biz uBoot ile load etmeye çalışacağız Camo makinemizi diyorum. Bir dahaki sıradaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.